Başarıya dair çok kaynak karıştırdım. Kafa yordum epey yani. Başarının işte formüllü şartları bilmem, 30 küsur altın kuralı, 40 bilmem gümüş kuralı falan. Bana sorulursa sabah erken kalkmaktan ibarettir. Zira modern çağda uğradığımız en büyük kayıplardan birinin bu olduğunu sadece tahmin veya sadece fikretmiyorum, aynel yakın görüyorum. Seher hayatımızdan tamamen çıktı neredeyse. Yani kime sorsanız seher günün hangi vaktidir diye muhakkak titrek bir cevap alırsınız. Yarım yamalak bir cevap alırsınız. Hadi şimdi sorayım mesela. Bir tahminde bulunur musunuz? Mesela İstanbul için teheccüd vakti saat kaçtır? Birkaç kişiye denemek için sordum. Çok aykırı cevaplar aldım. 1'e 2 kala İstanbul'da teheccüd vakti bugünlerde. Bu ne demek? Saat 1'den önce yatsı kılınmış olacak, yatılmış olacak, uyku alınmış olacak bir miktar ve teheccüd için kalkacaksınız saat 1. Peki bu ne demek? Televizyonun istilasından kurtuldunuz. Gecenin verimsiz sözünden, sohbetinden kurtuldunuz. Sabahın o nurlu, bereketli, feyizli saatlerine kavuştunuz demek. Başlı başına başarı. Yani günde iki gün yaşamak gibi bir şey. Daha önce bir vesileyle tavsiye etmiştim. Milli eğitimde esaslı bir yer edinse fayda görürüm de demiştim. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati başlıklı yazısı. Tekrar ediyorum. Bu yazıyı bulun, çok kolay bulmak ve okumaya bakın bana sorarsanız. Dikkatlice, kelimelerin ağır olmasına falan aldırış etmeyin. Sorun soruşturun, lügat karıştırın, bir şeyler fark edeceksiniz. Yani biz o vakti diyor, fecri, yani seherden sonra gelen fecri kümeslerdeki mağrur horozlara bıraktık diyor. O vakitte uyanık olmayanların fark edemeyecekleri çok şey var diyor. Fecrin en güzel tecellilerini sayıyor ard arda. Kuş sesleri, çiçek kokuları ve Müslüman yüzü diyor Ahmet Haşim. Hani şu ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak, sular sarardı, yüzün perde perde solmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta, diyen şair, merdiven şairi. Nesriyle de çok enteresandır. Bir yazısını andık, Müslüman Saati. Bir diğer yazısına daha, yazının başlığı itibariyle temas edeyim ve size bir şiir okuyacağım. Yazının başlığı şu: Gurebahane-i Laklakan. Laklakan, leylekler demek. Gureba, garipler. Gurebahane-i Laklakan, garip leyleklerin tesisi. Gariban leylekler için kurulan vakıf, tesis, bina, onların hastahanesi. Oldukça ilginç bir konu, tavsiye ederim. Şiir okuyacağım dedim. Önemli bir şairden, Sultan Fatih merhumdan. Fatih Sultan Mehmet merhum ne kadar anlatılsa o kadarına layık bir adam. Devlet adamı, asker, ilim ehli, birkaç dil, yani birkaç dediğim en az 6 lisan bilen bir adam ve çok önemli bir şair. Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık, bir tahta kapıdan geçemiyoruz diyen gönül ehli, ilim ve hukuk karşısında boynu kıldan ince, tayin ettiği hakim tarafından mahkum edilen ve buna itiraz etmeyen bir adam, kurduğu üniversiteye asistan olarak kabul edilmeyen ve hocalar tarafından gayet net bir şekilde "Hatır için olmaz sultanım, imtihana girersiniz, kazanırsanız ne âlâ" denilen adam. Divanı var, güzel bir divan. Ümit Redifli gazelini dikkatinize sunmak istiyorum. Kesmezem ağyar cevri ile canandan ümit, kim kesilmez havf-ı şeytan ile imandan ümit. Her ne denlu cürmüne haddü nihayet yok ise, avniya kat eylemesen avni rahmandan ümit. İlk ve son beyti okudum, tamamı 5 beytli olan gazelden. Gayrıların cevrinden korkarak, ondan bundan çekinerek, düşmanlardan yılarak yâre kavuşma ümidimi kesmem. Ne yani şeytan var diye imandan ümit mi kesilir? Kesmezem ağyar cevri ile canandan ümit, kim kesilmez havf-ı şeytan ile imandan ümit. İlk beyt bu. Son beyt: her neden lu cürmüne haddü nihayet yok ise, avni ya kat eylemesen avni rahmandan ümit. Gerçi çok günahkarsın avni, kendisine söylüyor. Gerçi çok günahkarsın biliyorum.
Ama diyor, sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesme, bu en büyük günah olur. Bu daha büyük günah olur. Aman diyor, yeis yok. Yeise kapılmak yok. Senin günahın ne kadar büyükse rahmet-i ilahi ondan da büyük diyor. Yani hem korku hem ümit arasında olma, tam bir samimi Müslüman hali, havf ve reca arasında olma. Nabi merhum da öyle demez miydi beytinde? Oldu sermaye-i hayret, bana bir müümmit, bilemem eyleyecek, giriye midir, hande midir? Bim kelimesini kullanmış, korku manasında, Arapça havf, korku, Farsça kökenli bim. Korku ile ümit arasında hayret içinde kalmışım, şaşkınlık içinde kalmışım, sarkaç gibi gidip geliyorum. Bilemem eyleyecek, giriye midir, hande midir? Son tahlilde perde inerken, ruhu teslim ederken acaba ağlatacak mı, güldürecek mi, ne bileyim diyor. Bilemiyorum diyor şair Nabi. Fatih merhumun gazelinden dedim ya, ilk ve son beyti okuduk. Hadi aradan bir beyt daha okuyalım. Dişlerindir ağlamakla gözyaşından umduğum, dürr-i şehvar oldu ancak ebri nisandan ümit. Ağlıyorum nisan yağmuru gibi, yaşlar döküyorum. Talep ettiğim şey, ümidim dişlerindir. Dişler de inciye benziyor ya. Yani nisan yağmurundan maksat inci olduğu gibi, benim ağlamamdan maksat da sana kavuşmaktır ey sevgili diyor. Ümit kesecek değilim. Hadi bir daha okuyalım. Yine ağlamaya dair. Ağlamakla dürri vasla talip oldum tan değil, eylese gavvas olanlar bahri ummandan ümit. Vuslat incisine, sana kavuşma mücevherine, talip oldum ağlamakla ki dalgıçın denizde inci araması şaşılacak şey değil. Çünkü ağlamak kavuşmanın habercisidir. Yanıp yakılmak müjdesidir. Ümit varım diyor, kavuşacağım. Yozgatlı Fenni merhum şöyle söyler. Yâri nermü germeder ahım sirişki firkatim. Neyde meyde haleti suziş fezadan çok ne var. Nerm yumuşak, germ sıcak. Yârin soğuk ve taştan katı olan kalbini ısıtmak ve yumuşatmak evelallah başaracağım bir iştir. Çünkü bende ney de var, mey de var. İkisi de yakıcı, yumuşatıcı, ısıtıcıdır. Ney de mey de haleti suziş fezadan çok ne var? Yakar tabii diyor, ısıtır. Ney dediğine feryatları, inleyişleri, ahları. Mey dediğine kanlı gözyaşları. Şarap rengine benziyor ya, oradan yola çıkarak diyor. Ben yalvararak, ah ederek, eninde sonunda kavuşacağım. Yarın kalbini yumuşatacağım ve ısıtacağım diyor. Ne kadar sert ve soğuk olursa olsun. Neyde meyde haleti suziş fezadan çok ne var. Nabi merhuma da şimdi temas etmesem olmayacak. Evvel dilini sihi sadakatte kebab et. Bu meykededen sonra temennayı şarap et. Hani dedik ya, gözyaşı, kanlı gözyaşı şarapla benzeştirilir şiirimizde, bir gelenek. Ve o kebapla içilirmiş, öyle diyorlar. Kebap ne? Ciğerin diyor. Sadakat şişinde ciğerini kebap et de sonra gelip burada şarap iste. Kebapsız şarap içilmez diyor. Sadakat şişinde ciğerini kebap et. Ah Nabi, ah Üstad. Böyle kelam mı edilir yani? Söz buralara kadar çıkarılır mı? Ne yapacağız biz şimdi? Kala kaldık. Anlamaya takat yetiremiyoruz. Nerede kaldı benzerini söyleyelim. Fatih merhumun, Sultan Fatih merhumun, şair Avni'nin yani, gazelinden kalan tek beyti de okuyalım ve sözü bağlayalım. Asitanında nigarı görmesem yes etmezem. Bu mesel meşhurdur, kim çıkmadık candan ümit. Eşiğinde beklemekle, muhitinde dolaşmakla o yari görmesem de, göremesem de yes etmem, üzülmem, ümitsiz, yani üzülmem değil de ümitsizliğe kapılmam. Zira diyor meşhur sözdür, çıkmadık candan ümit kesilmez. Bu mesel meşhurdur, kim çıkmadık candan ümit. Allah gani gani rahmet etsin andığımız üstadlara ve diğerlerine tabii. Sultanlığı bir tarafa, şair olarak da çok güzel, muhteşem bir yerde. Allah derecesini âli etsin. Bizi de şefaatlerine kavuştursun. Vesselam.